İsa Mesih'in yüzünün nuru her birinize bu sabah parlasın. Her biriniz kutsal ruhun denetimi altında yenilenesiniz ve tazelenesiniz. Ne gibi sıkıntılar varsa çözmeye kadir olan kim? Rabbin kendisidir. Şifalar kaynağı kim? Rabbin kendisidir. Mucizelerin kaynağı kim? Rabbin kendisidir. Rab iyidir ve iyilikler Rabbidir. O yüzden şimdi fikrimizi, düşüncemizi tümüyle her şeyden soyutlayalım, uzaklaştıralım ve Rabbin kelamına odaklanalım. Bugün Rab her birimize farklı bir şekilde konuşacaktır. Ve yüreğimizi açalım diyelim ki Rab bugün bana ne konuşmak istiyorsun? Bugün sözlerinden vereceğin mesaj nedir? Ben buraya o mesajı almaya geldim diyelim ki Mesih'in ruhu da üzerimize gelsin, anlayışımızı açsın ki Rabbin kelamında verilmek istenen mesajı iyi bir şekilde anlayalım. Geçen hafta kutsal ruh hakkında konuşmuştuk. Birkaç hafta Rab izin verirse kutsal ruh hakkında konuşacağız. Bugün de yine kutsal ruhun işleyişi hakkında sizinle paylaşacağım. Daha sonraki haftalarda da kutsal ruhun armağanları, kutsal ruhun verdiği görevler, kutsal ruhun verdiği yetkiler. Onlar hakkında detaylı bir şekilde duracağım ki bazen kafa karışıklıkları oluyor, bazen kitaptaki yanlış anlaşmalar oluyor, yanlış yorumlar oluyor. Onlar kafamızdan silinsin ve gitsin. O yüzden de istiyorum ki dikkatimizi Rabbin sözüne verelim. İsa Mesih giderken öğrencilerine ne söylemişti? Ben gidiyorum. Ama ne yapacağım? Size bir şey göndereceğim. Size kutsal ruhu göndereceğim. Kutsal ruh üzerinize gelecek ve siz kutsal ruhdan güç alacaksınız. Demek ki bazı şeyler için bizim güce ihtiyacımız var. Anlayışımızın açılmasına ihtiyacımız var. Bazı şeyleri yapabilmek için özel bir kuvvete ihtiyacımız var. Bu yüzden de bizim zayıflıklarımızı biliyor. Adem olarak neye ihtiyacımız olduğunu Tanrı'nın ruhu çok iyi biliyor. Bu yüzden de İsa Mesih öğrencilerine şunu söyledi. Evet dedi. 3 yıl, 3,5 yıl benimle berabersiniz. Ben yaptıklarımı gördünüz. Ben soframdan yediniz, içtiniz. Benim öğretilerimi de işittiniz. Ama benim yaptıklarımı yapabilecek güce, henüz ruhsal güce erişmediniz. O yüzden de sizin bir güce ihtiyacınız var. Bende işleyen ruhun şimdi sizin iç varlığınıza girmesi ve sizin içinize işlemesi lazım. Bu yüzden de sevgili kardeşler iman ederiz, tövbe ederiz ama bu imanla gelişebilmek, bu ruhta kuvvetlenebilmek için Mesih'in vaat edip gökten gönderdiği kutsal ruha ihtiyacımız var ki dünya ne yazık ki bu kutsal ruh hakkında bilgi sahibi değil. Dünya bunu bilmiyor. Herkes şunu söylüyor. İyilik yapacaksın, iyi adam olacaksın, güzel işler yapacaksın, Tanrı'yı hoşnut edeceksin. Yapacaksın, yapacaksın, yapacaksın. Nasıl yapacaksın? İyi olanı bilmiyorum. Dünya insanları iyi olanı bilmiyor. Herkes iyi olanı biliyor. Peki iyi olanı herkes bildiğine göre neden herkes iyi olanı yapmıyor? Neden yapamıyor? Neden herkes yanlış olanı yapıyor? Hayatımızda da iyi olanı bilmemize rağmen yanlış olanlar, kötü olanlar yapmıyor muyuz? İş iyi bir adam, iyi bir adam. O iyi adam nereye kadar iyi adam? Canına zarar gelmedikçe, kimse kendisine dokunmadıkça o adam iyi adam. Peki onun canına zarar vermeye başla bakayım, o iyi adam yine iyi adam olacak mı? Olacak mı? Böyle bir adam gördünüz mü? Hayır. Kendisine kimse dokunmadığı müddetçe iyi. Sana kötülük yapanlar için hayır dua edebiliyor musun? Bugün dünya insanları bunu yapabiliyor mu? Kim yapacak? Düşmanlarınızı sevebiliyor musunuz? Bugün dünya düşmanını sevebiliyor mu? İnsanlar kendi düşmanlarını sevebiliyorlar mı? Düşmanları için hayır dua eden kaç kişi var acaba dünyada? Güzel bir şey mi, kötü bir şey mi? Herkes bana iyi bir şey yaptığı zaman ben iyiyim. Elbette ki çok iyi adam, çok tatlı adam, çok efendi adam. Biraz canına dokun bakayım bu tatlı adam ne oluyor? Yılana dönüyor, görmüyor. İyilik kötü zamanda da iyi olacaksın, iyi zamanda da iyi olacaksın. Sıkıntıda da iyi olacaksın, felakette de sevinçte de iyi olacaksın. Eğer iyiysen,
İsa Mesih'e baktığımız zaman haç üzerinde bile bu acıları, o sıkıntıları çekerken acaba şunu söyledi mi, söylemedi mi? Ya Rab, bakın kendisine küfredenler için, kendisine mızrak vuranlar için, çivilerin elini denenler için, başına dikenli taçlar koyanlar için, hakaretler yağdıranlar için ne söyledi? Ey baba, onlar ne yaptığını bilmiyor. Onları bağışla. Böyle bir ruh kimde var? Bu dünyanın insanında böyle bir ruh var mı sevgili kardeşler? O yüzden de Tanrı adamı, her yerde Tanrı adamı olarak kalabilmesi için onun bir ruha, Mesih'de olan o ruha ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç duymak zorundadır. Bu yüzden İsa Mesih dedi ki, evet imanımız var ama imanın gereklerini yerine getirebilmeniz için, hakikaten benim gibi bir örnek olmanız için sizin kutsal ruha ihtiyacınız var. Kutsal ruh üzerinize geldiğinde siz güç alacaksınız. Bakın kutsal ruh ne işler yapıyor sevgili kardeşler. Bu hafta istiyorum ki eski ayet peygamberliğinden size paylaşalım. Ezekiel'in peygamberlik kitabını açalım. Ezekiel'in peygamberlik kitabı 36. bölümden, 37. bölümden paylaşmak istiyorum. Tanrı peygamberine konuşuyor. Ezekiel peygambere konuşuyor. Ve diyor şöyle 37. ayet okuduğumuzda, 37. bölüm okuduğumuzda, Rabbin eli üzerindeydi. Rab ruhuyla Ezekiel peygambere konuşmaya başlıyor. 37. bölümde. Diyor ki, Rab ruhuyla beni dışarıya çıkardı. Bir ovaya aldı ve beni götürdü. Ve diyor dışarıda kemiklerle dolu bir ovanın ortasına beni koydu. Bakın bir görüm gösteriyor. Ezekiel peygamberi alıyor, dışarı götürüyor, bir ovaya götürüyor. Sonra diyor ki şimdi ey peygamber kulu, şu ovaya bir bak, bu ovada neler görüyorsun? Ovaya baktığında Ezekiel peygamber şunları görüyor bakın. Beni onların arasında her yerde dolaştırdı. Ovada her yere yayılmış, tamamen kurumuş, pek çok diyor kemikler vardı. Yani orada bir olay var. Ölü kemikler. Eti, derisi, kemiği kalmamış, derisi kalmamış, sadece kemikler. Ovaya bir bakıyorum ki diyor, ovada her yerde kemikler dolu. Ölü insanların kemikleri var diyor. Rab bana şunu söyledi, insanoğlu, bu kemikler canlanabilir mi diye sordu. Ben dedim ki sen bilirsin, egemen Rab diye yanıtladım diyor. Ne dersiniz? Kemikler canlanabilir mi? Ölü kemikler, her taraf kemikle dolu ve Tanrı soruyor. Bu kemikler canlanabilir mi? Ey peygamber diyor, ey Ezekiel. Ona diyor, ya Rab diyor, ne diyeyim diyor. Şimdi sen bilirsin diyor. Şimdi ne var sevgili kardeşler? Burada düşüneceğimiz şu. Yani hayat bitmiş. Ümit bitmiş. Ümit kesilmiş. Bir kişi vardır ki ondan ümidini kesersin. Dersin ki ya bundan artık bir şey olmaz. Ne yapsan yap bütün uğraşların boşadır. Emeğin boşadır. Bakın insan gücü ve insan emeği bir şey yapamaz. Peki Tanrı için imkansız bir şey var mı? O yüzden de Tanrı peygamber kuluna diyor, şimdi şu kemiklere bak bakayım, şu kemiklerden adam olur mu? Kuru kemikler, ölü kemikler bir işe yarar mı? Bunlar canlanabilir mi? Peygamber diyor ki, ya Rabbi ne söyleyeyim? Bunu sen bilirsin. Bunun üzerine, bu kemikler üzerine şöyle söylüyor Tanrı. Ey peygamber, bu kemikler üzerine sen peygamberlik edeceksin. Sen peygamberlik et. Onlara de ki, kuru kemikler, Rabbin sözünü dinleyin. Kemik Rabbin sözünü dinler mi? Tanrı'nın sözünü dinlemeyen bir şey var mı? Tanrı'nın sözüne itaat etmeyecek bir şey var mı? Her şey Tanrı'nın eli altında. Bakın Tanrı'nın sözünde bir güç var sevgili kardeşler. Eğer iman edersek Tanrı sözü güçlüdür ve etkilidir.
bütün yüreklerin derinliğine işler, bütün düşüncelere işler, iliklere kadar işler Tanrı sözü. Tanrı sözünde böyle bir güç var. Şimdi diyor, bu kemiklere şunu söyleyeceksin, kuru kemikler, Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rab bu kemiklere şöyle diyor, İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. Ölü kemikler canlandıracak olan neymiş? Ruh koyacağım diyor. Nasıl bir ruh? Kim koyacak bu ruhu? Demek ki canlılık verecek olan, can verecek olan güç nereden geliyor? Tanrı'nın koyacağı ruhun kendisinden geliyor. Ve canlanacaksınız. Size kaslar verecek. Üzerinizde et oluşturacağım. Sizi deriyle kaplayacağım ve içinize ruh koyacağım. Kim diyor? Tanrı içinize ruh koyacağım. Canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Demek ki Rabbin koyacağı bir ruh içimizde iç varlığımıza girmezse, içimizde yerleşmezse, içimizde işlemezse gerçek Rabbin kim olduğunu anlamamız mümkün değildir. Size şunu söyleyeyim. Bugünkü çağın insanları, inandığını söyleyen, iman ettiğini söyleyen insanlar nasıl iman ediyorlar biliyor musun? Ruhla değil, bilgiyle iman ediyorlar. Bilgiyle Tanrı'yı tanıyorlar. Bilgiyle Tanrı'yı sınırlı bir şekilde tanırsın. Ama Tanrı'nın ruhu içine girerse, o ruh sana her türlü Tanrı'yla ilgili sırları açar. Seni geliştirir, seni güçlendirir. Bilginin verdiği iman başka bir şeydir. Rabbi ruhunun vermiş olduğu iman başka bir şeydir. Bilgiden gelen iman kuru bir imandır. Onda meyve bulamazsınız, onda yaşam bulamazsınız, onda hayat bulamazsınız. Ama ruhtan gelen imanın bir canlılığı vardır. Ruhtan gelen imana baktığınız zaman bir tat alırsınız, bir bereket alırsınız. Orada bir yaşam hissedersiniz. Bu yüzden hep şunu düşünmelisiniz. Benim imanım nereden geliyor? Öğrendiğim bilgiden mi geliyor? Yoksa Tanrı'nın ruhu bana açtı, Tanrı'nın ruhundan gelen bir imana mı sahibim? Birbirimize bunu sormamız lazım. Kendi iç dünyamızda bunu araştırmamız lazım. Dünya insanlarına şöyle bir bakın. Konuşurken nasıl konuşuyorlar? Ruhun konuşma şekli farklıdır. Ruh içimizde olduğu zaman sözümüz bile mesedilmiş olur. O mesedilmiş sözler o kadar etkilidir ki insanın yüreğinde gelir ve sana dokunur. Ondan sonra da dersin ki ya bu söz çok güçlü. Bu kişinin konuşması çok güçlü. Bu kişinin sesi çok güçlü. Burada farklı bir şey var dersin. Bunun için de sevgili kardeşler, biz Tanrı'yı ruhla tanımalıyız. Harfle değil. Harfle Tanrı'yı tanırsan yapacağın işler sınırlıdır. Ama Tanrı'nın ruhuyla tanırsan yapacağın işler daha farklıdır. Bu yüzden de ne diyor? Şimdi ben ne yapacağım? İçinize ruh koyacağım. Siz ne olacaksınız? Canlanacaksınız. Şimdi bu da canlanacaksınız dediği üzerinize bir güç gelecek. Üzerinize bir kuvvet gelecek. Üzerinize bir tazelik gelecek. Uyuşukluk gidecek. Dert gidecek, keder gidecek, sıkıntı gidecek. İmanlıda olan şey eğer ki kutsal ruh varsa kutsal ruh bir ateş verir. Kutsal ruh bir canlılık verir. Kutsal ruh gayretlendirir. Kutsal ruh coşturur. Kutsal ruh doldurur. O yüzden de ben dünyanın çok yerlerine gidiyorum. Bir sene gidiyorum. Aradan 5 yıl geçiyor. Yine gidiyorum. 10 yıl geçiyor. Yine aynı yere gidiyorum. 20 yıl geçiyor. Yine aynı yere gidiyorum. 25 yıl geçiyor. Yine aynı yere gidiyorum. Ben oraya gittiklerini şunu söylüyorlar. 25 sene önce de aynıydın. Şimdi de aynısın. Hiç değişmiyorsun. Sen bu enerjiyi nereden alıyorsun? Sen bu gücü nereden alıyorsun? Herhalde enerji hapı yutmuyor. Veya da enerji içecekleri, bazı içecekler üzerinde bir ateş resimleri falan koyuyorlar diyorlar. İçtin mi ne oluyorsun? Ateşleneceksin, canlanacaksın. Onları aldığımız yok. Aldığımız enerji, ateş nereden? Rab'den, Rabbi ruhundan. Çünkü Rabbi ruhu insanı canlandırır sevgili kardeşler. O yüzden hemen fark ediyor. Diyorlar ki, ya vaaz ediyorsun, senin vaaz biraz farklı. Falanca da geliyor ama o vaaz ederken hep uyuyoruz kardeşim. Çünkü niye? Ruhun güç
gücü olmayınca zaten vaaz etmek bile sana yorgunluk gelir. Düşünün ki her hafta buraya çıkıyorum aynı ses tonuyla. Sevgili kardeşler, Rab-i Sahab böyle söylüyor. Kutsal kitap böyle yazılmıştır. İsa dedi ki canlı olun, diri olun. İsa dedi sizi seviyorum kardeşler. Öyle değil mi? Kelam böyle yazmıyor. Derken benim gözüm kayıp gidiyor. Sizin gözünüz kaymaz mı? O yüzden de Rabbin önünde durduğun zaman ne olacaksın? Canlı olacaksın. Çünkü Rabbin sözü güç veriyor. Ne diyor? Ölü kemiklerin içine ruh koyduğum zaman canlanacaksın. Size şunu söyleyeyim. Dünyada o kadar çok ölü kemik var ki. Yaşıyorlar. İnsanlar yaşadıklarınız bu kemiklerin üzerinde deri yok, kas yok, et yok. Ama bugün derisi, kası, eti olan kemiklerle dolu insanlar. Çünkü diye insanların her biri ruh gibi diyorsun ya. Ölmüşler. İç dünyalarında neşe yok, sevinç yok. İç dünyalarında ümit yok. Kederle dolular. Yarının kaygısı onların üzerinde ağırlığını vermiş. Neşelerini kaybetmişler. O yüzden bakışları bile farklı. Yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı fark etmiyorsun. Ondan sonradan da türküyü yapıyorsun. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim diyorsun. Sonradan da kadehi koyuyorsun. Gel arkadaş iki topuşturalım ya diyorsun. Baş ve satmışım bu dünyayı diyorsun. Satamazsın bu dünyayı. Kendini satıyorsun bu dünyaya. Ama gelişim bir amacı var. Yaşamın bir amacı var. Hayatın bir amacı var. Ruhun verilişinin bir amacı var sevgili kardeşler. Ne diyor? Canlanacaksınız. Böylece bana verilen buyur uyarınca diyor peygamberlik ettim. Ben peygamberlik ederken diyor birdenbire bir gürültü olmaya başladı. Nasıl bir gürültü oldu diyor? Bir takırtılar duyulmaya başladı diyor. Kemikler birbiriyle birleşiyorlardı. Baktım ki diyor işte üzerlerinde kaslar, etler oluşmaya başladı. Üzerlerini deri kaplamaya başladı. Ve diyor bu kemikler birdenbire birleştiler insan iskeleti oldular. Bu iskelet etlerle diyor deriyle kemikle kaplandılar. Bir beden oldu, bir insan çıktı ortaya. Karşımda diyor ki insan var ama diyor içinde ruh yok. Şimdi karşındaki insan var ama içinde ruh yok. Ne işe yarar? Ruhsuz insan ne işe yarar? Bir işe yarar mı? Şimdi sizde bir ruh var mı? Sizler ruhsuz musunuz? Ruhunuz var değil mi? Ruhunuz var ama size şunu söyleyeyim. Ruhunuz olmasına rağmen kendinizi ölü gibi hissediyorsunuz çoğu zaman. Aman uzun. Hiç halim yok, hiç dermanım yok, hiç keyfim yok, bugün hiç havamda değilim diyorsun, havayla, civayla uğraşıp duruyorsun, öflüyorsun, tüflüyorsun. Senin varlığın sana yük olmuş. Eğer senin varlığın sana yükse zaten başkalarına da yüktür. O yüzden de bir insanın içindeki ruhu onun normal insansal ruhudur. O insanı canlandırmıyor. Benim ruhum beni canlandırmıyor. Beni canlandıracak olan başka bir ruhtur. Tanrısal bir ruhtur. Dışarıdan üzerime gelmesi gereken bir ruhtur. Bizim bu ruha ihtiyacımız var ama bunun farkında değiliz. Kendi ruhumuzla cebelleşip duruyoruz, uğraşıp duruyoruz. O yüzden de evet et var, kemik var, kas var. Karşıya bakıyorsun birer insan. Ama ölü insanlar. Ölmüş bir haldeler. Bugün dünya ölü insanlarla dolu. Neden? Çünkü onlarda bir şey eksik. Bugün insanoğlunda bir şey eksik. Nedir eksik olan? Tanrı'nın ruhu. O yüzden İsa Mesih ne dedi? Benim gitmem sizin yararınıza. Çünkü gidersem o ruhu göndereceğim sizin üzerinize. Devam edelim. Sonra bana şöyle söyledi. Rüzgara peygamberlik et. Ey insanoğlu. Peygamberlik etti ki Egemen Rab şöyle diyor. Ey rüzgar. Gel dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar. Ne emrediyor? Rüzgara emrediyor. Aslında burada rüzgarın diğer bir anlamı da ruhtur.
Şimdi o Pentekoste gününü hatırlayalım. Pentekoste gününde ne esmişti? Bir rüzgar değil mi? Rüzgara andıran bir ses esti ve ne oldu? Orada diller geldi, oradakilerin üzerine döküldü ve oradakilerden ne oldu? O diller alarak o gün değişik milletlerden gelmiş olan insanların diliyle İsa Mesih'i vaaz etmeye başladılar. Anlatmaya başladılar. Ama ne oldu? Rüzgar şeklinde. Şimdi Nikodim denilen bir din bilgini de İsa Mesih'e gidip yeniden doğuş hakkında sorduğunda ne demişti İsa Mesih? Yerin nereden esip nereye gittiğini bilmezsin. Yani ruhun nereden gelip nereye gittiğini, nasıl işlediğini bilmezsin. Ama ruh işler. Şimdi sen rüzgarı emrediyor. Öldürülmüşlerin üzerine gelecek, esecek, onlar canlanacaklar. Böylece diyor, bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içine soluk girince canlanıp ayağa kalktılar diyor. Ve 11. ayette diyor ki, sonra bana insan oldu. Bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor. Onlar kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu, bittik diyorlar. Ümitsizlik içinde yaşayan bir halk kurumuş bir halktır. Sıkıntı içinde olan bir halk çaresiz bir halktır. Feryat eden bir halk muhtaç bir halktır. Bugün sıkıntılarınız var mı? Ümitsizliğiniz var mı? Korkularınız var mı? Kaygılarınız var mı? Endişeleriniz var mı? Çaresizliğiniz var mı? Düşünüp duruyor musunuz? Bir o yandan bir yana oturup kalkıyor musunuz? Sürekli başınızı kaşıyor musunuz? Sürekli düşünüyor musunuz? Uykularınız kaçıyor mu? O odadan o odaya geçip oturuyor musunuz? Ama burada dar geldi, pencereyi açayım. Pencereyi açıyorsun yine dar geldi. Uf, daraldım. Pencere de yetmiyor, dışarı çıkıyorsun. Dışarıda dolaşıyorsun yine yetmiyor. Çünkü niye? Bir şeyler seni sıkıyor. Senin bir şeye ihtiyacın var. Bütün bunlardan seni özgür kılacak bir şeye ihtiyacın var. O yüzden de ne yaptı diyor? Şimdi ben ne zamanki emredince diyor, ruh geldi ve onlar canlanmaya başladılar. Şimdi bakın, Hezekiel peygamberin 36. bölümüne geçtiğimizde yine orada şöyle söylüyor. 25. ayetten itibaren üzerinize temiz su dökeceğim. Arınacaksınız. Şimdi demek ki belli şeyler var ki bize ne veriyor? Sıkıntı veriyor, kaygı, endişe. Bize korku veriyor, bizi bağlıyorlar. Öyle korkularımız var ki bizi bağlarlar. Gece gündüz hep onun üzerinde düşünüyoruz. Öyle kaygılarımız, öyle endişelerimiz var ki onlardan bir türlü kendimizi kurtaramayız. O endişelerin kölesi oluruz. O kaygıların kölesi oluruz. Artık bizi Rab yönetmez. Bizi o korkular yönetir. Bizi o endişeler yönetir. Bizi o kaygılar yönetir. Biz farkında değiliz ama onun kölesi olmuşuzdur. Hep onun peşine takılırız. Rabbin kulu olduğumuzu düşünürüz. Rab'be ait olduğumuzu düşünürüz. Ama hayır, Rabbin ruhu bizi yönetmiyor o anda. Başka bir ruh yönetiyor. Biz bunun farkında değiliz. O yüzden de ne yapacağım diyor, sizin üzerinize temiz bir su dökeceğim. Buradaki temiz su dediği Tanrı'nın sözüdür. Yaşam veren söz, şu kelamdaki söz. Çünkü Tanrı bu sözü vasıtasıyla bizi temizliyor sevgili kardeşler. Öyleyse tanrısal söze bir defa ihtiyacımız var. Dünyanın en büyük eksikliği. Geçen gün bir yerdeydim. Birileri konuşuyor, birdenbire Tanrı mevzusu olmaya başladı. Yaşlı bir kadın oğluna döndü, biliyor musun oğlum dedi. Bak dedi, biz büyüklerimizden dedi ne işittik. Şimdi oğluna öğüt veriyor. Tanrı'yla ilgili bir öğüt. Dinledim. Sonra öğüdü bitirince oğluna dedim ki sen bunu unut gitsin dedim. Annesi dedi, niye oğlum dedi, niye öyle dedi ki. Anacığım dedim, sen bunu kimden duydun? Ben dedi büyüklerimizden duydum dedi. Bak anacığım dedim, ben bütün kitapları bilirim. Hiçbir kitapta böyle bir şey yazmıyor. Ama dedi, öyle deme oğlum dedi. Olur mu tövbe tövbe, nasıl yazmaz? Şimdi bakın, halk arasında hikayeler yayılıp gidiyor. Tanrı'yla ilgili hikayeler, İsa'yla ilgili, Musa'yla ilgili. Öyle hikayeler yayılıp gidiyor ki, okuyorsun. Ya diyorsun, ben acaba elimde başka bir kitap mı okuyorum?
Bu kitabın içinde neresinde var da ben görmedim. Neredeyse öyle ballandıra ballandıra sahiciymiş gibi anlatırlar ki yani birazcık bilmesen sen de kaybedeceksin. Hakikaten de dedi. Çok doğru ya dedi. Doğru bir söz. Dünya milletinin bildiği bu. Bir tanrı bilgisi. Nereden öğrendin kardeşim? Nerede yazdın? Kimden? Rivayet üstüne rivayet. Rivayet üzerine rivayet. Hikaye üzerine hikaye. Hayır kardeşler, onlar adamı bina etmez. Hikayeler insanı bina etmez. Gerçeği öğreneceksiniz. Gerçeği öğrendiğiniz zaman gerçek sizi azat edecek. Gerçek sizi özgür edecek. Neden? Korkulardan, kaygılardan, endişelerden, sıkıntılardan. Dünya insanları bunun kölesi olmuş gidiyorlar. Rab bizi özgürlük için yarattı. Özgür kılmak için. Kendi özgüvenimizle, iman dolumunda yaşayalım diye yaratıldı. O yüzden de bizim ruhumuz köle olmuş. Ruhumuz dünyaya adeta satılmış. Bu dünyanın egemen olan şeytan her bir insanın ruhu üzerinde egemenlik sürüyor. Efendimiz Tanrı değil, adı öyle söylüyor. Tanrı bizim Rabbimizdir diyoruz ama gizliden işleyen bir Efendimiz var ki şeytan. Şeytanın hizmetinde olmayan bir can mı var? O kadar yalan bilgiler, yalan iman bilgileri dünya üzerine yayılmış gidiyor ki Tanrı göklerden bakıyor. Adeta feryat ediyor. Bunları ben söylemedim ki. Ben gerçeğim burada, gelin buraya. Ama sizin için şunu söyleyeyim. Ne kadar bu insanlar için uğraşırsanız uğraşın. Eğer ki burada bahsedilen o rüzgar esmezse, o soluk gelip o insanın içine girmezse hiçbir şey anlayamaz. Öğreten Rabbin ruhudur. Biliyorum yıllarca bu kiliseye gelip oturanlar şu anda burada birkaç tanesi yok, onun için rahat konuşabilir, alamasınlar diye. Gelip oturanlar şunu söylemişlerdir. Ya diyor pastör diyor, senelerdir geldim gittim de diyor, hep boşa gitmişim iyi mi diyor. Ben de diyor dindar olduğumu zannediyordum. Ben de iman yolunu bildiğimi zannediyordum. Ne zaman ki diyor kutsal ruh üzerime döküldü diyor. O zaman gözüm açıldı. O zaman gerçeği anlamaya başladım. Ben şimdi doğdum diyor adam. Ve o kız kardeş. Bakın ne diyor, ben şimdi doğdum. Demek ki diğer yıllar hep boşa geçmiş. Gelmiş gitmiş, gelmiş gitmiş. Bir şey anlamaya çalışmış ama anlayamamış. Öğrenmeye çalışmış ama öğrenememiş. Ama ne zaman ki Rabbin ruhu gelmiş ve onun içine girmiş, o zaman Rabbin ruhu onun hayatını değiştirmeye, anlayışını açmaya başlamış ve ona öğretmeye başlamış. Bu yüzden insanlığın üzerinde işlemesi gereken, bizim üzerimizde işlemesi gereken nedir? Tanrı'nın kutsal ruhunun kendisidir. Ruh işlemediği müddetçe bir kişi sıradan kendini imanlı görebilir. Bir kişi kendini dindar görebilir. O kadar çok insanlar var ki gidin, hepsi de kendini çok dindar zannediyor. Tanrı yolunda yürüdüğünü zannediyor. Tanrı'nın ruhuna sahip olmadan Tanrı'yı anlamak mümkün değildir sevgili kardeşler. O yüzden de o suyun üzerimize dökülmesi lazım. Temiz suyu üzerinize dökeceğim diyor. Tanrı bundan bahsederken bir kova sudan bahsetmiyor. Tanrı bundan bahsederken yağmurdan bahsetmiyor. Sözümü, gerçek kutsal sözümü sizin içinize getirip yerleştireceğim. O zaman dur arınacaksınız. Neden? O yanlış bilgilerden, kötü düşüncelerden, yanlış fikirlerden, şeytanın üzerinize getirmiş olduğu, etmiş olduğu o yanlış yaşam tarzından o zaman arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek, içinize de yeni bir ruh koyacağım diyor. Bakın yeni bir yürek vereceğim diyor. Nasıl bir yürek? Bizde bir yürek yok mu? Bizler bir yüreğe sahip değil miyiz? Ama Tanrı diyor ki hayır, bu yürek değil. Bu yürek çok yanlış şeylerle dolmuş. Bu yüreğin değişmesi lazım. Bu yüreğin boşalması lazım. Devam ediyor bakın. İçinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracağım, size etten bir yürek vereceğim. Sizin yürekleriniz değişecek. Yüreklerinizi ben değiştireceğim.
ve sözlerimle ne yapacağım diyor, sizin yüreğinizin üzerine yazacağım. Öyleyse yüreğin de değişmesi lazım. Bir insanın yüreğini kim değiştirebilir? Bir insanın kalbini kim değiştirebilir? Bir insanın fikrini kim değiştirebilir? Size şunu söyleyeyim, istediğin kadar uğraş. Yıllarca diyorsun uğraşıyorum, konuşuyorum, olmuyor kardeşim diyorsun ya. Kafa mermer gibi almıyor karşıdakinin kafasını diyorsun. Karşıdakinin kafasına yerleştirecek olan, bu sözlerin sırrını açacak olan Tanrı'nın ruhudur. Dünyaya Tanrı'nın ruhu dökülmelidir. Pentekoste gününde döküldüğü gibi kiliselerin üzerine dökülmelidir. Bizim üzerimize dökülmelidir sevgili kardeşler. Ruh üzerimize geldiği zaman bizim yüreğimizin bütün düşüncelerini değiştirir. Bizim içimizdeki o eski yürek gider, yerine ne gelir? Yeni bir yürek ondan sonra dersin, ben mi? Ben bir anlatsam ben var ya, eski halim perişan. Eski halimi bir anlatayım, acayip. Neler yapardım neler, böyle diyen insanlar duydunuz mu? Duydunuz değil mi? Bundan birkaç hafta önce bir kız kardeşimiz açıkça bir şehadet verirken ne söylüyordu? Diyordu, benim ne için bir yaşamım vardı biliyor musunuz? Ama diyor, bu kötü yaşamımdan kendimi kurtardım, özgür oldum. Neden oldu? Çünkü ondaki yüreği Rabbim Kuzdaro bir gün ziyaret etti, aldı o taş yüreği çıkardı, yerine ne verdi? Etten bir yürek, yeni bir yürek. Ondan sonradan da o anda Rabbim ziyareti geldiğinde gözyaşlar akar ve sonra başlarsın tövbe etmeye, başlarsın dua etmeye, başlarsın kelamı anlamaya ve Tanrı'nın ruhu içinde fırtınalar estirir. Sonra dersin ki, dersin, ben çok değiştim. Tanrı beni bu kadar çok değiştirdi ki. İnsanın değişmesi lazım. Her birimizin değişmesi lazım kardeşler. Doğduğumuz gibi kalmayalım. Büyüdüğümüz gibi kalmayalım. Bugünkü halde kalmayalım. Bugünkü halim bana yeter demeyelim. Daha iyisi var. Daha iyi durumlara gelebiliriz. Daha mükemmel durumlara gelebiliriz. Daha güçlü durumlara gelebiliriz. Daha otoriter durumlara gelebiliriz. Şeytana karşı, dünyaya karşı daha galip gelen bir ruhla dolabiliriz. Zaferler kazanabiliriz. İsa Mesih ne dedi? Ben bu dünyayı yendim. Siz de yeneceksiniz. Aynı ruhla yendi, kendisinde olan Tanrısal ruhla yendi bu dünyayı. Öyleyse aynı şekilde bu ruha sahip olduğumuz zaman dünyaya galip geliriz. Ve insanların üzerinde egemenlik süren şeytanın bütün gücüne karşı savaşabiliriz, direnebiliriz, yenebiliriz. Çünkü yenen bir güç, yenen bir galibiyet kime veriliyor? İman eden bizlere veriliyor sevgili kardeşlerimiz. Evet. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacak, içinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim ve ruhumu içinize koyacağım. Bakın yine söylediği şey nedir? Ruhumu ne yapacağım? Sizin içinize koyacağım. Tanrı söylüyor. Kimin ruhunu? Kimin ruhunu içinize koyuyor? Ruhumu içinize koyacağım. Peki. Bizde bir ruh var mı? Bu ruh kimin ruhu? Şöyle iyi düşünün. Bizde bir ruh var değil mi? Bu ruh kimin ruhu? Bu ruh bizim ruhumuz. Tanrı bir ruh yarattı içimize. Bu Tanrı'nın ruhu değil. Benim içimdeki ruh Tanrı'nın ruhu değil. Benim içimdeki ruh benim ruhum. Yani asıl benim. Asıl kimdir? O ruhtur. Beden sadece o ruhu ortaya koyan biridir. Bu yüzden bu bedenden ben çıkar giderim ama ben hala yaşıyorum. Bu bedeni terk ederim, bedenim de öldü dersiniz, toprağa gömersiniz ama benim ruhum gider. Ben hala yaşıyorum. Sadece bu bedenden söyledim çünkü o benim. O ruh Tanrı'nın ruhu değil sevgili kardeşler. Bende bir ruh var, şimdi Tanrı'nın ruhu da benim içime gelip girmeli, benim içime yerleşmeli. O yüzden ne söylüyor? Ruhumu içinize koyacağım. Kimin ruhu? Benim ruhumu içinize koyacağım diyor. Ve kurallarını izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Ne zaman ki
Tanrı'nın ruhu içimize girerse, o ruh işte Tanrı'nın sözüne, kurallarına, emirlerine, buyruklarına itaat etme gücünü bize verir. Yoksa insanoğlu bilir doğruyu ama doğruyu yapmaya gücü yetmez. Her zaman işimize geleni yaparız. Her zaman canımızın istediğini yaparız. Her zaman bizim menfaatimize uygun olanı yaparız. İnsanın yapısı budur. Ama gerçek insan karşıdakini de düşünecek. Karşıdakini de onurlandıracak. Karşıdakini de menfaatini hesaplayacak. Biz öyle mi yapıyoruz? Önce kendi hesabımızı yapıyoruz. Karşıdakinin menfaatini, karşıdakinin hesabını kaç kişi yapıyor? Ben kâr edeyim yeter. Ben kazanayım yeter. E kardeşim kafayı çalıştırsın onu kâr edersin. Bana ne? Onu ben mi düşüneceğim? Diyor muyuz, demiyor muyuz? Ama Tanrı'nın ruhu geldiği zaman içimize aynı şekilde düşünmeyiz. Tanrı ruhu içimizde olduğu zaman diyor bir dakika. Ben burada kâr ediyorum. Ama bu kâr ederken karşıdaki zarar ediyorsa Tanrı'nın ruhu bundan rahatsız olur. Amin. Devam ediyorum. Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak benim halkım olacaksınız. O zaman diyor ben de sizin Tanrınız olacağım ve sizi bütün kirliliklerinizden kurtaracağım. İşte o zaman diyor buğdaya sesleneceğim. Kıtlık üzerinizde kalmayacak. Yani bereketler üzerinizde yağmur gibi akmaya başlayacak. O zaman sizler bereketleneceksiniz. Çünkü diyor ben buğdaya emredeceğim. O gün buğday nedir? Bereketin sembolüdür, bereketin işaretidir. Öyleyse sevgili kardeşler, biz şunu söyleyelim. Rabbin önünde durduğumuz zaman nereye bağlıysak, diyelim ki ya Rabbi benim bir bağım var. Bağlanmışım buraya. Burada kör kör yaşıyorum. Ben özgür değilim. Bende bir yürek var. Bendeki yürekte merhamet yok, acıma yok, adalet yok, sevgi yok. Ben kendimi düşünüyorum. Benim içime etten bir yürek koy. Benim içimdeki ruhu tazele. O zaman ne yapacaktır Tanrı? İstekli canı doyuracaktır ve tazeleyecektir ve ruhunu gönderecektir. Onun için de biz İncil'in Yuhanna bölümü okuduğumuzda İsa Mesih ne söylemişti? Şöyle söylüyor bakın. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Yuhanna 14. bölüm 15. ayetten itibaren. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek bakın. Süresine kadar sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye. Sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Bugün dünya kutsal ruhu bilmiyor. Kutsal ruhun ne olduğunu dünya anlamıyor. Çünkü bilmediği şeyi kabul edemez. Dünya onu kabul edemez diyor. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Ama siz iman edenler onu biliyorsunuz. Çünkü bize müjdelenen neydi? Bize müjdelenen kutsal ruhtu. İsa Mesih dedi ben gidiyorum size kutsal ruhu göndereceğim. Yalnız ve yalnızca İsa Mesih'in ismini bilen, yalnız ve yalnızca İsa Mesih'in ismine iman eden kişiler, İncil'e yüreğini bağlamış olan kişiler kutsal ruhun ne olduğunu bilir. Başkaları kutsal ruhtan haberdardır. Başka hangi kitabı okursanız okuyun kutsal ruhun nasıl geleceği, nasıl işleyeceği yazılı değil. Çünkü kutsal ruh kimin elinde? Kimin kontrolünde, kimin denetiminde? İsa Mesih. Bu yüzden de yalnız ve yalnızca İsa Mesih'i tanıdığın zaman Tanrı'nın ruhunun nasıl senin hayatında işleyeceğini bilebilirsin. Peki bu ruh ne kadar süreyle kalıyormuş? Sonsuza dek. Ruh sonsuza dek kalıyor da bana ne bundan ki? Ben sonsuza dek kalacak mıyım? Kalacak mıyım? Ben kalacak mıyım sonsuza dek? Kendi kendine söyle kalacak mısın kalmayacak mısın? İnanıyor musun? Bakın ne diyor? O sonsuza dek sizinle birlikte olsun.
Yani siz sonsuza dek kalacaksınız, o da sizinle sonsuza dek kalacak. Çünkü biz sonsuzluğa davet edildik, sonsuzluğa kardeşler. Ebedi yaşama davet edildik. Onun için diyor, gönderdiğim ruh sonsuza dek sizi mesedecek ve siz sonsuza dek onun denetimi altında olacaksınız. O şimdi diyor aranızda yaşıyor ama nerede olacak? İçinizde olacak. Biraz önceki peygamberlikte ne dedi? İçinize yeni bir ruh koyacağım. Bakın o günkü peygamberlik Mesih İsa vasıtasıyla gerçekleşti. Pentekost gününde gerçekleşti. Ve içimizde şimdi yeni bir ruh getirilip ve yerleştiriliyor. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Bununla beraber İsa Mesih'in İnsan oğullarına iman edenlere vermiş olduğu bir vaat var. Sizi terk edip gitmiyorum. Sizi öksüz bırakmıyorum. Size geri geleceğim. Bugün birisi geri gelecek. Bir sürü peygamberler var. Tuttuk hayatlarını. Birisi geri gelecek. Kim geri gelecek? Kim geri gelecek? Giden gitti, devri bitti. Ama İsa Mesih sonsuza dek aynıdır. İsa Mesih sonsuza dek değişmeyendir. Gelmiş ve gelecek olanın kendisidir. Aleluya. Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Neden? Neden dünya beni görmeyecek de siz beni göreceksiniz? Ne olacak? Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Çünkü ben yaşıyorum, siz de yaşayacaksınız. İsa var oldukça ona iman edenler var olacaktır. İsa'nın varlığı ne kadar süre için geçerli? Sonsuzluklar boyunca değil mi? O göklerin kralıdır. Bir kral olarak gelecek tekrar dünyaya. Milletleri yargılamak için. Bütün uluslar önünde diz çökecekler. İsa kraldır. İsa Rab'dir diyecekler. Haleluya. Ve şimdi İsa diyor ki bende olan ruhu babadan bana verilmiş olan ruhu size göndereceğim. Yanınızda dolaşmayacak o ruh. Sizin içinizde olacak. İçinizi dolduracak. Ve size yeni bir yürek vereceğim. Ve güç alacaksınız. Ben dünyayı yendiğim gibi siz de yeneceksiniz. Ben babanın sağına gittiğim gibi siz de Tanrı'nın sağına geleceksiniz. Ben yaşadığım gibi siz de yaşayacaksınız. Ben sonsuzlukların efendisi olduğum gibi siz de sonsuzlukların evlatları olacaksınız. Amin. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babadayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim. Bizde kim var? Paulus Resulü şöyle söylemiş bize. Kardeşler, size bir sır vereyim. Bu sır şudur. Mesih İsa içinizde. Amin. Ama çoğu zaman biz bunu bilmiyoruz. Bu bir sır. Kimse bunun farkında değil. İman edenin içinde kim var? Artık ben yaşamıyorum. Bende Mesih yaşıyor. Paulus Resul bu sözü söyledi mi? Ben yaşamıyorum. Bende Mesih yaşıyor diyor mu? Nasıl oluyor? Çünkü Mesih'in ruhu Paulus'un içinde. Aynı şekilde biz iman ettiğimiz zaman, tövbe ettiğimiz zaman, İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edip yüreğimizi aldığımız zaman, işte o kutsal ruh geliyor ve kutsal ruhla beraber Mesih İsa içimize yerleşiyor. Ve bizde artık kim egemenlik sürüyor? Mesih İsa'nın ruhu egemenlik sürüyor. İşte o zaman güç alacaksınız. O zaman kuvvetleneceksiniz. O zaman dünyaya galip geleceksiniz.
O zaman sözleriniz meselimiz sözler olacak. Ağzınızdan çıkan sözler ateş gibi yüreklerde işleyecek. İblis o sözlere karşı gelemeyecek. Hastalıklar, dertler, kederlere emrettiğinizde size itaat edecekler. Bütün cinler size itaat edecek. Bütün büyü ruhları önünüze kırılacaklar. Lanetler çözülecekler. Ve şeytanın gücü dağılacak. Çünkü iblise karşı güç ve kuvvetle donatılacaksınız. Sizde kimin gücü olacak? Mesih İsa'nın gücü. Amin. Amin. Haleluya. Ölü kemiklere emredin. Dünyada çok ölü kemikler var. Hiç demeyin ki bundan ümit kesildi. Biliyor musunuz kutsal kitabın içerisinde o çağda İsa Mesih'in döneminde, daha doğrusu İsa Mesih gittikten sonra kilisenin ilk yıllarında iman edenlerin en birinci baş düşmanı kimdi? İman edenlerin baş düşmanı şeytan. Yok. Şeytan değil. Yaşayan biri vardı. Çok dindar bir adam vardı. Çok akıllı bir adam vardı. Çok bilgili bir adam vardı. Çok güçlü bir adam vardı. Çok eğitim görmüş bir adam vardı. Musa'nın şeriatına sıkı sıkı yapışmış, o şeriatın yollarında iman doluluğunda yürüyen bir adam vardı. Ve bu adam şu kararı vermişti. Nerede İsa'ya ait biri varsa onu yakalayacağım, getireceğim ve zindana atacağım. Böylelikle Tanrı'yı onurlandıracağım diyen bir adam. Bu adam Paulus Resul'dü. Ama bir müddet sonra Rabbin ruhu üzerine geldi. İsa Mesih ona göründü. Paulus ne yapıyorsun dedi. Ve onun ruh gözlerini açtı. Paulus'un üzerine kutsal ruh koyar koymaz. Paulus'un gözleri açıldı. Rab dedi. Sen kimsin? Ve İsa'nın kim olduğunu anladı. Ondan sonradan da bir şey yaptı. Bundan sonra dedi. Yaşamak benim için Mesih. Başka bir şey bilmiyorum. Mesih İsa uğruna her şeyi zarar ve süprüntü saymıyorum dedi. Ve hayatını kime adadı? İsa'ya. Neden? Çünkü Rabbin ruhu, Mesih'in ruhu onun içine girdi. O yüzden bugün en azılı bir Hristiyan düşmanı yarın çok iyi bir Mesih İsa savunucusu olabilir. Ölü kemiklere yaşam verecek olan kimdir? Rabbin kendisidir. O yüzden de siz kutsal ruhu çağırın. Kutsal ruh gelsin. Eğer aramızda ölüler varsa yaşayan ölüler bir kere onların hayatını değiştirsin. Bir kere bizim hayatımız değişsin. Yenilensin, canlanalım. Buraya geldiğimiz zaman uyuşuk uyuşuk gelmeyelim. Buraya geldiğimiz zaman şuradan buradan şu şekilde etkilenmeyelim. Dış dünyadan etkilenmeyelim. Gözlerimizin gördüğüne göre hareket etmeyelim. İblisin kafamıza getirdiği düşüncelerin peşine takılıp gitmeyelim. İman doluluğunda imanı yaşayan, tamamlayan İsa Mesih'e bakalım. Ve o zaman Rabbin ruhu üzerimizde işleyecek. İlahi söylerken coşkulu söyleyeceksin. Kiliseye gelirken gayretli olacaksın. Ayakta dururken, dua ederken coşkulu olacaksın. Yalnız Rabb'e odaklanacaksın. O anda kafanı karıştıran iblisin getirdiği bütün düşünceleri kovacaksın. Git iblis, şimdi Rabbin sözünü dinleyeceğim diyeceksin. Aranızda kaç kişi acaba bu sözleri tam iyi dinledi? Bedeniniz burada olduğu gibi ruhunuzda burada mıydı? Tabi şimdi peygamberlik ruhu verir. Herkesin ne yaptığını tek tek söyleyeyim. İster misiniz böyle bir şey olacağız? Ondan sonra da kalkıp gelin, kalk bakayım. Niye böyle düşünüyorsun? Kalk bakayım, biraz önce niye aklımdan böyle geçirin? Niye kafan şuraya gitti biraz önce dediğinde ne cevap vereceksiniz? Vermeyeceksiniz. Bakın sevgili kardeşler. Rabbin onun işleyişi böyle bir şey. Kutsal üzerimizde bütün doğrulukla işlediği zaman hiçbir şey bizim aklımızı, fikrimizi, düşüncemizi karıştıramaz. Çünkü şu anda ben odaklanacağım bir tek şey Rabbin sözüdür.
Bu din yaşam sözlerini bulmaya gelmişim, işitmeye gelmişim. Ölü kemiklerden bahsediyor. Bu bir hikaye değil. Bu benim hayatım, bu benim hikayem. Bir zamanlar ben de ölü kemik gibiydim. Etim var, derim var, kaslarım var. Ama içimde ruh yok. Ruh olmadıktan sonra ölüsün. Ama ne zaman ki Rabbim ruh üzerime geldi, gözüm açıldı, hakikati görmeye başladım. Ve ondan sonra dedim, evet burada bir yaşam var. Burada bir sonsuz yaşam var. Neden o sonsuz yaşamın keyfine varmayayım? Neden o sonsuz yaşamı elde etmeyeyim? Neden o sonsuz yaşamı ilan etmeyeyim? Kafamın hiçbir şeyi karıştırmasına izin vermeyeceğim. Bundan sonra Rabbi düşüneceğim. Rabbi ilan edeceğim. Öyle ki o ruhla dolayayım. Kardeşler, istemiyor musunuz sonsuz yaşamı? Sonsuzlarca var olmak istemiyor musunuz? Mesih ile beraber olmak istemiyor musunuz? İsa Mesih ne dedi? Ey baba, istiyorum ki bütün bunlar bana verdiğin yüceliği görsünler ve benim yanımda olsunlar. İsa Mesih'in duası neymiş? Senin ve benim onun yanında olmamız, onun yüceliğini görmemiz. Ben yaşıyorum, yaşayacaksınız. Ben geldim ki sizde hayat olsun. Ama o hayatı, o yaşamı elde edebilmek için Tanrı'nın gökten gönderdiği, döktüğü kutsal ruhu almamız ve kutsal ruhla dolmamız lazım. Ama şunu söyleyeceğiz ya Rabbi. Doldur beni. Kutsal ruhunla doldur. Bütün doluluğunla gel. İç varlığıma yerleş. Beni donat, beni kuşat. O zaman canlanacaksınız. Tanrı Adem'i yarattı. Adem'i çamurdan yarattı. Güzel bir şekil verdi. Bir Adem yaratıldı. Biçimi neydi bilmem. Boyu kaç santimdi bilmem. Kilosu neydi bilmem. Ama yani yerde yatan bir Adem var. Tanrı yaparsa harika yapmıştır. Mutlaka harika bir Adem yarattı. Ama Adem'in yaratılması bir şeye yaramıyor. Çünkü Adem'in içine bir soluğun girmesi lazımdı. Ne diyor o zaman? Tanrı eğildi ve Adem'in burnuna hayat nefesini üfledi ve Adem yaşayan canlı. Şimdi bu kemiklere de bir hayat nefesinin üflenmesi lazım. Üzerimize bir hayat nefesinin üflenmesi lazım. Ne için? Yaşayan canlar olalım kardeşler. Yaşamımız değişsin, düşüncemiz, hayatımız tümüyle değişsin. Ve bize bakanlar bizde kimi görsünler? İsa Mesih'in kendisini. Amin. Amin. Öyleyse buradaki bu sözlerin anlattığı gibi gelin bu kutsal ruhun gelişinin kutlandığı bu günlerde sevgili kardeşler bir bu ayetleri iyi düşünelim. Ölü kemiklere yaşam veren Tanrı bana da yaşam verecek. Onların hayatını yenileyen Tanrı ben de hayatımı yenileyecek. Onları bereketleyen, bereketler vaat eden Tanrı beni de bereketleyecek ve bereket vaatlerini üzerime yağmur gibi dökecek. İçime yeni bir ruh koyacak. Benim içimde istekli bir ruh canlandıracak. Ben Tanrı'nın ruhunu almak istiyorum. Tanrı'nın ruhunu almakla da değil. Tanrı'nın ruhuyla da olmak istiyorum. Daha sonraki günlerde okuyacağız kutsal ruh hakkında. Kutsal ruhu aldılar ama öğrenciler diyor dua ettiler. Bir araya geldiler. Tekrar dua etmeye başladılar ve diyor o gün diyor o anda kutsal ruhla doldular. Demek ki sürekli doğmamız gereken bir şey var. Kutsal ruh sürekli doldurur sevgili kardeşler. Dolmak ne demek? Küçük bir bardaktır. Dolmak ağzına kadar tepeleme. Kutsal ruh almak bir şey değil. Alırsın, su var. Ama dolu dolu bardağın dolusuyla suya sahip olmak ayrı bir şeydir. Öyleyse biz de kutsal ruh aldık, bize yeter demeyelim. Kutsal ruhla dolmamız lazım. Amin. Amin. Dolmamız lazım. Rabbin çocuğuna bu yakıştı. Mesih İsa bunu istiyor. Siz ebedi hayat için seçildiniz. Siz sonsuz yaşama davet edildiniz. Ruhu gönderdim. Ben ruhu ölçüyle vermem diyor. Ama durun önünde. İsteyin ben de sizi doldurayım. Doluluğu alasınız. Ve buraya geldiğiniz zaman her biriniz birer ateş topu gibi olasınız. Canlı olasınız. Her yerde size baktıklarında, sıkıntılarda, dertte, kederde, işsizlikte, işte hastalıkta, ne de olursa olsun, hangi durum içinde olursa olsun size bakanlar sizde o kutsal ruhun varlığını hissetsinler. Biliyor musunuz? O kutsal ruh içinizde işlediği zaman
Siz bile öyle bir zevk alacaksınız ki diyeceksiniz ya bu harika bir şeymiş. Bu insanı farklı bir şekilde sarhoş ediyor diyeceksiniz. Coşacaksınız. Evin içinde deli gibi olacaksınız. Hastaysanız yine ilahi söyleyeceksiniz. Cebinizde para yok yine zevkleneceksiniz ve şükredeceksiniz. Evin içinde o iman etmeyenler diyecekler ki ya sen deli misin, divane misin? İşten çıktım, para yok, pul yok, ne bileyim? Tuhaf ilahiler söylüyorsun. Allah sana şükrolsun, şükrolsun. Neyine şükrediyorsun? Kafanı çalıştır, iş bu. Diyecekler sen tekrar ilahi yapmak diyeceksin. Rab seni över, yüceltirir. Çünkü eminsin ki Rab seni boşta bırakmayacak. Açıkta bırakmayacaktır. O kutsal seni donatacak. Öbürler daha bile söylenip duracaklar. Ölü kemiklerin arasında yaşayan canlar olacaksın. Amin. Amin. Rabbimiz kutsalsın, hepimizi bereketlesin ve ruhunu doluyla doldursun yarınlar. Evet, ilahi grubunu alalım. İlahi grubu bir ilahi söylesin. Rabbim ruhuyla güçlenelim, yenilenelim. Bugün yenilenme günü, bugün tazelenme günü. Biraz sonra Rabbin sofrasına yaklaşacağız. O yüzden de şu anda kardeşler yüreklerimizi, düşüncelerimizi, fikirlerimizi yenileyerek Mesih'den olmayan ne varsa üzerimizden sıyırıp atalım. Mesih İsa ile buluşalım. Şimdi kardeşlerimiz bir ilahi söyleyecekler. Onlar bir ilahi söylerken biz de gönüllü hediyelerimizi, gönüllü takdimelerimizi hazırlayalım. Ve şunu diyelim ya Rab, sen beni kutsadın. Sen beni bereketledin, sen beni mesettin, ben de şimdi senin mesinin altındayım. Ben verdiğim bu bereketlerden bir payı bugün ben de senin için vereceğim. Nasıl ki biraz önce şehadetleri duyduk, o şehadetlerden ders alalım. Tanrı bizim geleceğimizi hazırlayan bir Tanrı'dır. Bize ölçüyle vermeyen bereket Tanrısıdır. Biz de biraz önce sonra kardeşlerimiz torbalar önümüzden geçirdiği zaman siz de deyin ki elinizi cebinize atın sonra yaralım. Bana verdin bereketler, benim karnımı doyurdun, ihtiyacımı karşıladın. Sana şükrediyorum verdiklerin ve vereceklerin için. Seni onurlandırmak üzere bana verdiğin bu bereketi bu torbanın içine koyuyorum. Tanrı onurlandırmak için koyun, Tanrı karşılığı.